Selam arkadaşlar, şu anda bir kısa bir doğa yürüyüşündeyiz. Beraber sizinle doğa yürüyüşü yapacağız. Neredeyim? Şu an oturduğum bölgenin yakınlarında bir güzel bir arazi buldum. Orada ilerleyeceğim şu anda. Şöyle yol gibi bir yer buldum patika. Sizlerle birlikte benim gözümden etrafı seyredeceksiniz arkadaşlar. Bu bölge gayet güzel bir bölge, şehre yakın bir bölge. Şöyle söyleyeyim ben size. Şehirden yaklaşık 3 kilometre mesafesi var. Şimdi biraz yol videosu olacak ama hem sohbet ederiz hem de yürüyebildiğimiz kadar, gezebildiğimiz kadar sizlere bir şeyler göstermeye çalışırız. Bugünlük böyle olur. Güzel bir video olur. İnşallah. Yukarıda böyle bir arı kovanları falan var. Bal falan yapıyorlar herhalde. O tarafa doğru gideceğim. Oradaki yolu takip edeceğim. Oradan yukarı doğru çıkmayı planlıyorum. Esasında bu koronavirüs yüzünden yeni yeni normalleşmeler olduğundan dolayı biz de böyle bir çıkalım dedik. Biraz yürüyüş yapalım dedik. Kanala video çok uzun zamandır gelmiyor açıkçası. Çünkü hem bu koronavirüs muhabbeti hem de benim kamera ekipmanları vesaire gibi durumlardan dolayı video atamıyorum arkadaşlar. Ama inşallah durumu en kısa zamanda toparlayacağız. Bir tane telefon kullanıyorum ben. Tek telefonla güzel videolar yapmaya çalışıyorum açıkçası. Biraz destek olursa, hani abone sayımızı artarsa, biraz da izlenme sayımızı artarsa kendimize yeni ekipmanlar alma şansı olabilir. Benim kanalımda her çeşit video var. Yani her kategoriye göre bir video var arkadaşlar. Söylemek istediğim bu. Hani bunu göze alanlar girsin. Çünkü yorumlarda bazen görüyorum, mesela yazmışlar. İşte bu bir kişiye göre hani o yapılan şey ters olabilir. Sevmeyebilir. Ama hani kötü yorum yazmaya hakkı yok. Eleştirebilir tabii ki de, eleştirmesinde sakınca yok. Herkes eleştirmeye açık. Ama hani hakaret vesaire, bunları kabul etmiyoruz. Bunları yazanları da zaten hemen engelliyorum. Hatta kanala girmesinler, izlemesinler bilene. Buradan da bunun duyurusunu da yapayım. Ne zamandır yapacaktım. Hoşuma gitmiyor yani böyle durumlar. Şurada bir tane terk edilmiş bir ev var. Bununla ilgili zaten kanalda video var. Kısa bir video. Belki izlersiniz. Hava bayağı sıcak. Zaten kimsecikler yok arkadaşlar. Yakında büyük ihtimalle define videoları gelebilir, izinli bir şekilde kazı yapılmış. Onunla ilgili bir çalışma yürütüyorum. Buradan söyleyeyim. Kamp videosu gelecek. Bunların hepsinin planlamasını yavaş yavaş yapıyorum arkadaşlar. Ya bunun için tabii ki de bir bölge belirlemem gerekiyor. Bir plan yapmam gerekiyor. Plansız bir şey maalesef olmuyor. İşte burada çeşitli arı kovanları falan var. Bir vatandaş bal üretiyor. Herhalde burayı kiralamış.
Ya nasıl yaptıysa. Onun hakkında bir bilgim yok. İleride bir askinin bir yeri var. Genel olarak şehir merkezine su dağıtan bir tesis mi diyelim, bölge mi diyelim, öyle bir yer. Biraz da kendimi göstereyim. Bu şekilde gittim, yerler belli zaten. Yanıma aldıklarım gayet basit şeyler. Bir adet su alıyorum. Birkaç ufak tefek malzeme alıyorum. Onun haricinde başka bir şey almıyorum. Şimdi yolumuza devam edelim. Size bahsetmek istediğim yer şöyle bir yerdi. Telefonda inşallah güzel gözüküyordur. Burada işte şu şeyin içinde, bu duvar gibi olan set gibi yerin içinde makineler vesaire şeyler var. Su depoları, onun gibi şeyler. İşte burada su geliyor belirli bir yerden. Şu karşıki dağlar var. Bu dağ değil, onun arkasındaki yuva tarafında. Oradan bir su kanalı falan geliyor. Burada da herhalde arıtılıyor, bir şeyler oluyor. Oradan şehir merkezine doğru geliyor. Şimdi göstermek istediğim bir şey daha var burada. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığınızda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama siyah karınca topluluğu var burada. Şimdi bu karıncalar o kadar çok farklı halleri ve şekilleri var ki, öyle söyleyeyim size. Şimdi mesela toprağın içinden bu toprağı çıkartıyorlar. Onca sürekli çalışarak işçi karıncalar bunu çıkartıyor. Şimdi buraya bazı insanlar geliyor diyelim ve buna basıyor, yok ediyor ya da parçalıyor. Şimdi bu küçücük hayvan bunu kim bilir günlerce, haftalarca çalışıp yapıyor. Şimdi biz insanoğlu neden yok etmek istiyoruz? Yani bir şeyleri koruyup kollamamız lazım. Ne bileyim, anlamamız lazım. Yok etmeye gerek yok. Bu karınca olmasa leşler çürür mü? Çürümez. Toprak havalanır mı? Havalanmaz. Şimdi hadi diyelim doğaya çıktınız, aç kaldınız. Bu karıncaların lavraları var. Şimdi bu lavralardan yediğiniz takdirde protein oranı yüksek. Çok çok aç kaldığımızda yenilebilir. 30 tane yersiniz, 3 gram protein alırsınız. Öyle söyleyeyim. Yani en basit bir siyah karınca örneği. Yabani arpalar mesela. Ve daha niceleri. Şu şekilde gidelim. Evet sevgili arkadaşlar, bu muhteşem güzelliği size göstermek istedim. Yani görüyorsunuz, dünyamız o kadar güzel ki çeşit çeşit rengi var. Ürküttüm galiba. İşte göstermek istediğim o kelebekti. Onun gibi binlercesi var. Benim rotam bugünlük, şöyle göstermek gerekirse, karşı taraftaki, hemen şu karşı taraftaki dağlar. Oraya doğru gideceğim.
gidebildiğim yere kadar gitmeyi düşünüyorum. Farklı güzellikler keşfederek. Şehrin yakınındayız ama dediğim gibi canlı hayat hala sürüyor. Ve göremediğiniz o kadar çok güzel şeyler var ki. Bunu görmek için gelip keşfetmek lazım. Mesela örnek vermek gerekirse burada bir bitki var. Kangal dikeni dediğimiz. Bu bitkinin sapı soyularak yenilebiliyor. Lif açısından zengin, mükemmel de bir mineral, vitamin içeriyor. Başka ne söylesem? Mesela örnek vermek gerekirse dini kodları var. Burada kangal gene, kangal dikeni var. Ondan sonra çay yapabileceğimiz çam ağaçlarının taze külleri. Bunlardan çay yapabilirsiniz. C vitamini açısından yüksek. Demek isteyeceğim birçok şey var. Ya burası daha önceden hani böyle ağaç bir yer değildi. Buraya ağaçlandırılmış. Zaten fidelerde yeni yani 5-6 senelik falan. Dediğim gibi yuva tarafına doğru gitmeyi planlıyorum. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar burada bir kuş yuvası gördüm. Çekmek istedim. Şimdi neden diye sorarsanız hani bana göre maddenin manasını anladığım için farklı bir anlam yüklüyorum. Tabii ki de bu şekilde yürüyüşlerimiz olacak bizim trekking şeklinde kısa kısa. Başka bölgelere de gideceğim inşallah. Abone olup destek çıkabilirsiniz. Bir telefonla çekiyorum ben bu videoları. Montajı da telefondan yapıyorum. Bazen hiç montaj yapmadan atıyorum. Sadece samimi olarak düzgün bir video çıkarmaya çalışıyorum. Keyifli bir şekilde izleyebileceğiniz videolar yapmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.